Merhaba, iyi günler. Kars'tan mı geliyorsunuz? Evet, karşı tarafta, Notre Dame'dan. Peki, yoruma mesafesini nasıl buluyorsunuz? Çok uzun, çok gereksiz. Yani zaten insanların yoğunlukta olduğu taraf burası. Ona rağmen alt geçit daha ileride. Yani gereksiz zaman kaybı. Ve çok yanlış bir yerde yapmışlar. Peki karşıdan karşıya geçerken zorluk yaşıyor musunuz? Zorluk kesinlikle yaşıyoruz. Peki, çok hızlı geliyor. Trafikle ilgili herhangi bir sorun yaşıyor musunuz? Hız dediniz biraz önce ama. Çok hızlı geliyorlar ve oradaki yaya geçidi de daha uzak. Yani insan ister istemez bir şey yapıyor, daha erken geçmek istiyor ve yaya geçidinden de çoğu zaman sıkıntı yaşıyoruz arabaların duramamasından dolayı. Bir alt geçit olursa çok memnun oluruz. Alt geçit istiyorsanız. Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. İyi günler. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Zannederim Adli tarafındaki duraktan evet. Geliyorsunuz. Peki o duraktan buraya yürümek için, diğer durağa yürümek için, karşı tarafa yürümek için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Bayağı zor oluyor. Çok çok zor oluyor. Çünkü özellikle buraya geldiğimiz zaman zaten Altus'a giden buraya geliyor alışverişe. Buraya gelen de oraya illaki gidiyor. İnanılmaz zor oluyor ve zaten güvenli de değil zaten. Çünkü köprünün direkt altından geçiyoruz. Bayağı zor oluyor geçmesi ve güvenli de değil. Yani şurada bir üst geçit olsa mesela zaten buraya gelen her türlü karşıya geçecek kesinlikle. O yüzden bir köprü olursa mesela burada üst geçit olursa çok rahat olacak bizim için de. Bayağı rahatlayacağız. Çok da kullanışlı olacak. Yani çok şikayetçiyiz biz de tabii. Ben burada üniversite okuyorum. Peki arkadaşım, üst geçit dediniz. O yoldan geçerken zaman zaman çitlerden atlayan insanları da görebiliyor musun? Ki sürekli kullandığını belirtmiştin biraz önce. Açık konuşayım mı? Ben de denedim bir ara geçmeyi. Çok acil işim vardı çünkü bayağı zor oluyor buradan geçmek. Bayağı zor oluyor. Geçeceğim buradan mesela. Bakıyorum diyorum, buradan dönene kadar 10 dakikam geçecek diyorum. Acaba geçsem mi diyorum ben de bazen. Çünkü haklılar diyebilirim yani neredeyse. O kadar sıkıntı yani geçmek. Biz yine de tavsiye etmeyelim arkadaşım. Merhaba, iyi günler beyefendi. 41 buradayla atlet kavşağını kullanıyor musunuz? Daha çok yaya geçidi olarak. Yaya geçidi olarak kullanıyoruz, evet. Peki ileri kadar yürüyorsunuz. İleri kadar yürüyorsunuz. Bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani oraya kadar yürümektense en azından tam şeye denk düşebilecek bir köprü yapılacak olursa tabii ki vatandaş için eziyet olmamış olur, daha iyi olur. Çok teşekkür ederim. Vatandaşın güvenliği açısından iyi olur. Yani burada bir tane köprü yapılmasını istiyorsunuz. İleri kadar yürüyorsunuz çünkü. Tehlike de arz ediyor. Zaman zaman karşıdan karşıya da geçiliyor. Evet. Bunları da görmüş müydünüz? Ya ben o tehlikeye şahit olmadım açıkçası ama en azından oraya kadar yürümektense, vatandaşın zaman kaybı yaşamasındansa direkt karşı AVM'ye geçiş yapabilecek bir köprü olursa güzel olur. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. İyi günler. Şu an otobüsün indik. Kilometreyi başlattım. Şu an 00. Gösterebilirim de hatta. Devam ediyoruz yürümeye. Evet, butonumuz var. Biz bir basalım. Kontrollü geçiş diyor ama biz yine de basmak isteyelim ama bakalım. Sanırım ışığımız zaten yanmıyor gibi. Hayri bir durum. Biz bastık. Butona basınız dedi ama ışıklarımız yanmıyor. O yüzden kontrollü geçiş yapmamız lazım. Kameraman arkadaşım da dikkatli geçsin. Bu arada 3,5 dakikaya yaklaştık. 3.23'te en son baktığımda. Yine 3 yol ağzı gibi bir yerdeyiz. Kontrollü geçiş sona basmamıza rağmen
Kameraman arkadaşım acele et diye uyarıyor. Yani zaten çok ileride bir yaya geçti. O da kontrollü geçit diye gösteriyor. Buton da çalışmıyor. Yine karşılıklı geçiyoruz karşılıklı olarak. Evet, durağa adımlarımız kala. En azından yani en son durağımız burası. Düşünüldüğünde diğer alışveriş merkezinden bir diğerine geçmek için bakıldığında arkadaşlar 8 dakika 40 saniye gibi bir zaman geçti. 8 dakika 41 saniye gibi bir zaman geçti. Durdurduk. Siz de görün istiyorum.